Merhabalar Eli Şatölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün bu kare motifin yapılışını sizlerle paylaşıyorum. 4 farklı renk kullandığım krem rengi, açık mavi, gri ve lacivert seçtim. Siz de istediğiniz gibi yapmak istediğiniz tabii kıyafete veya çantaya vesaire uygun istediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Dediğim gibi ipime uygun olarak ben 2.20 mm tığ kullandım. İpinize uygun olan tığı da seçerseniz mutlaka iplerin aynı kalınlıkta olması gerekiyor ki farklılık göstermesin, aynı kalitede olsun. Biri ince biri kalın olursa farklılık gösterebilir. Onu söylemek istedim. Önemli bir nokta çünkü. Onun haricinde farklı bir malzememiz yok. Malzemeleriniz hazırsa motifin yapımına geçebiliriz. Bu arada videonun alt kısmına sosyal medya hesaplarımızın linklerini de ekliyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Çünkü soranlar oluyor. Şimdi parmağımın etrafına 2 kez sihirli halka yapacağım. 2 kez ipi dolayarak. Böylelikle motifin ortası daha sağlam olacak. Amigurumilerde genelde bir kez dolayarak yapıyoruz ama amigurumi ipliğini sıkıyoruz, ilerliyoruz. Sık iğne olduğu için çözülmüyor ama bu şekilde 2 kez dolayarak zincir çekerseniz motiflerin ortası bozulmaz. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bir tane tekli trabzan yapmaya başladım ve hemen bitirdim. Bunu bir çift olarak saydım zinciri, çünkü 3 zinciri bir tekli trabzan olarak sayıyorum. Yanındakini ise bir tane tekli trabzan. Şimdi 2 zincir çektim. Tekrar tekli trabzan yapmaya başlıyorum. Bitirmiyorum. Yenisini yapıyorum tekrardan sihirli halkanın içerisine ve 2 trabzanı da birlikte kapatarak bir zincir çekiyorum. Bu şekilde. Ardından 2 zincir çekiyorum. İkinci çiftimi oluşturdum. Bu şekilde toplamda 8 tane olması gerekiyor. Bu bir çift başlangıçtaki, unutmayalım. Ardından ikinciyi yaptım. Her çiftin arasına 2 tane zincir çekerek boşluk bırakmayı unutmuyoruz. Bu şekilde 2 tane tekli trabzan yapıp ikisini birden kapatıyoruz. 2 zincir çekip devam ediyoruz. Hızlıca ben şimdi 8 tane çift olana kadar, yani 16 tane tekli trabzan olana kadar bu şekilde örmeye devam edeyim ve bir sonraki sırada tekrardan buluşalım. Hemen hızlıca ben öreyim fıtı fıtı. Evet, ördük. Şimdi sihirli halkanın 2 kademeli olan ipin iyice sıktıktan sonra son olarak mutlaka 2 zincir çekip öyle kapatıyoruz sıramızı ki gereken boşluğu da oluşturalım. Bu arada iplerimizi de gördüğünüz gibi sihirli halkanın ipini de içine alarak yürüteceğim ve 1 zincir çekip ipi kesiyorum. Şimdi mavi ipe geçiş yaptım. Düğüm atıyorum. Bir tığ üstü aldım. Hemen herhangi bir boşluğa batarak bir tane tekli trabzan yaparak başlıyoruz sıramızın başlangıcına. Tekli trabzanı bitirmedik. Yine alt kısımda olduğu gibi 2 tane yarım trabzan yapıp ikisini birlikte kapatıyoruz. Bu defa 3 zincir çekip aynı noktaya bir çift daha yapıyoruz. Yine kapatıyoruz. 3 zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum, pardon. Kapattıktan sonra zaten takip ederseniz anlarsınız neden bahsettiğimi. Şimdi her birine gerekli olan, bakın her boşluğa 2 tane çift yapmam gerekiyor. Yani 2 tane tekli, 2 tane tekli. Bu şekilde doğal olarak alt tarafta ilk sırada 8 çiftimiz vardı. İkinci sırada 16 çiftimizin olması gerekiyor. Her boşluğa 2 yapmamız gerekiyor. Bu şekilde hızlıca hepsini öreyim. Sonra renk değiştireceğiz tekrardan. Yine son olarak 2 tane zincir çekip kapatmayı unutmuyoruz. İlmek kaydırma yaptım. 1 zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Yine düğüm atarak bir sonraki sıraya başlayalım. Bir tığ üstü alıp herhangi bir boşluğa batıyorum. Önceki sıralarda ikişer ikişer yaptık trabzanları. Burada da işlem aslında çok farklı değil. Sadece ikişer ikişer olacak yere 3 tane tekli trabzan yapıp üçünü birlikte kapatıyoruz. Yine 2 zincir çekip bir sonraki
boşluğa geçiyoruz bu defa. İplerimi de yürüterek gördüğünüz gibi kapatacağım, kaybedeceğim. Fazlalık artan ipleri de sonradan keseriz. Önemli değil. Bir sonraki boşlukta da dediğim gibi 3 tane tekli trabzan başlıyoruz. Bitirmiyoruz üçünde. Birlikte kapatıp 2 zincir çekiyoruz. Her boşluğa birer tane olacak şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı da bitiriyoruz. Sonra son kez renk değişerek motifimizin köşeli olmasını sağlayacak olan sıraya geçiş yapacağız. Yine dediğim gibi boşluğun oluşması için 2 zincir çekmeyi unutmuyoruz. İlmek kaydırma yapıp 1 zincir çekiyoruz ve ipimizi keselim. Motifiniz bu aşamada böyle birazcık kıvrılabilir. Gayet normal, merak etmeyin. Düğüm attıktan sonra hemen herhangi bir boşluğa bir tane tekli trabzan yapıp başlıyorum. Şimdi yapacağımız bütün tekli trabzanları bitireceğiz tamamen. Yani 2'den çıkıyoruz her defasında. İlk boşlukta böyle oluyor. 2 tekli trabzan olarak 3 tane tekli trabzan yapıp ilk boşluğu dolduruyoruz. İpimi de yürüteyim şöyle. Şimdi çakma trabzan dediğimiz işlemi yapacağız. Yani bir tığ üstü alıyorum. Bir sonraki boşluğa batıp tığımın üzerinde oluşan 3 ilmeği de birden çekip çıkarıyorum. Çakma trabzan deniyor buna. Yarım trabzan diyenler de var. Tekrar bir tığ üstü alıp batıyorum. İlmeklerin tümünü de birlikte çekerek tığımdan çıkarıyorum. 3 tane bu boşluğa çakma trabzan yaparak ilerliyoruz. Tekrardan bir sonraki boşluğa 3 tane tekli trabzan yapıyoruz şimdi. Şu an motifin kenar kısmını örüyoruz. Bir sonraki aşamada, bir sonraki boşlukta da köşenin birini oluşturacağız. Her kenarda böyle oluyor. Şimdi şöyle size göstereceğim. Her kenarda 3 tekli, 3 tane çakma, 3 tane tekli oluyor ve köşelere 2 tığ üstü alıp bir sonraki boşluğa batıyoruz. Köşeleri oluşturuyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Öncelikle 3 tane yapıyoruz. Hemen 3.'yü de yapayım. İkişer ikişer ilmekleri çıkararak ilerliyoruz. Tekli trabzan, İkili trabzan vesaire, bunların yapılışını daha önce de paylaşmıştım. Kanaldan ulaşıp öğrenebilirsiniz. Şimdi köşeyi oluşturmak için 2 zincir çekmeyi ihmal etmiyoruz. Tam şu noktadayız. Boşluk oluşturuyoruz burada. Yine aynı noktaya 2 zincirin ardından 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Artık diğer kenara dönüyoruz böylelikle. Bu şekilde toplamda 4 tane köşe olması gerekiyor. İkili trabzanlı olan yerler köşe oluyor. Gördüğünüz gibi köşemiz oluştu. Şimdi dediğim gibi başlangıç, videonun başlangıcında olduğu gibi, yani bu sıranın başlangıcında olduğu gibi, bir sonraki boşluğa 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane çakma trabzan. Bu kenarı da göstereyim. Sonraki kenarları hızlıca geçerim. 3 tane çakma trabzanla yaptım. Şimdi 3 tane tekli trabzan yapıp devam ediyorum. Bu şekilde şimdi köşeye geldim. Buradan itibaren şöyle göstereyim. Bu şekilde alacaktır. Buraya şimdi köşeyi konduracağım. Buradan itibaren devam edeceğiz. Tekli, ikili trabzan, tekli trabzan vesaire, bu şekilde tüm boşlukları dolduracağız. Sonra şurada son köşeyi yapacağız ve kapatacağız. Köşeye geldim. İkili trabzanları yaptım. 2 zincir çekip tekrar ikili trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden ipimi çekip çıkarıyorum. İlmek kaydırma yaparak da kapatabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. İpimi kesiyorum ve bu şekilde ipi ilmeklerin üstünden geçirerek böylece kapatıyorum.
motifimiz bitti. Daha sonra gördüğünüz gibi tepeden böyle bakınca benim yaptığım gibi yaparsanız ipin kesildiği belli olmuyor. Bu motifle çantalar, kıyafetler, elbiseler, birçok şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Starburst deniyor buna, bu modeli. Daha farklı modeller var. Daha önce de paylaşmıştım. Onları da kanaldan ulaşıp izleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Takıldığınız noktalar olursa videonun yorum kısmından bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Her hafta yeni bir video paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Her cuma, cuma akşamları burada buluşuyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Birazdan size iki tane video bırakacağım, onları izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.